Peki kanadı şimdi ne yapacağız? Kanadı şimdi akıntıyı dengelemek gerekiyor. Yani time denilen yeni bir değerlendirme prensibi var modern yara bakımında. Biz time ile değerlendiriyoruz. Nedir bu? Dokuyu değerlendir, enfeksiyonu değerlendir, akıntıyı yönet, eksudayı yönet ve epitilizasyonu yani cildin kapanmasını, yara izinin oluşmasını tetikle ve bunu devamlılığını sağla. Peki hocam, bunu kullandı, bir hafta kullandı. Evet. Siyahlık, bu gitti. Ölü doku, nekrotik doku geçti. Geçti. Yara artık kanamaya başladı. Örneğin şunun gibi oldu. Şuna döndü. Şuna döndü. Temizlenmiş yara demek bu. Peki ne yapıyoruz şimdi? Şimdi alginatlara ya da poliüretanlara geçiyoruz. Geçelim. Bu akıntının durumuna göre bir de yaranın derinliğine göre değişiyor. Örneğin yara derin, oradaki görüntü şu gibi. Şu yara arkadaşlar. Aha, yara derin. Şöyle pamuğa benzeyen, keçiye benzeyen ürünler vardır. Alginattır bunlar. Aslında deniz yosunun muadilleridir bunlar. Tamam. Kurutulmuş deniz yosunu. Bunu içine yerleştiririz. Akıntıyı dengeler. Alerji yapmaz değil mi? Alerji yapmaz. Hepsi doğal ürünler. Akıntıyı dengeliyor. İçinde mevcut olan hem akıntıyı tutar içinde hem mikroorganizmayı tutuyor içinde. Mikrop da kaptırmıyor. Tabii. Peki var olan enfeksiyonu da düzeltiyor mu bunlar? Şimdi mesela, enfeksiyon varsa daha çok gümüşü tercih şimdi ediyoruz. Şimdi bir şey diyeceğim. Şurada mesela enfeksiyon riski var. Burada enfeksiyon riski varsa bu tedavi değil de gümüşlü tedavi mi yapıyoruz? Enfeksiyon riskinde de enfeksiyon varsa da gümüşlü örtüler gümüşlü tercih örtüler. Ediyoruz. Evet. Tamam, bunların hepsi aslında temiz yara için. Temiz yara için. Tamam, bu şekilde hocam yaptık. Üzerine bir şey örtecek miyiz? Tabii. Ya film örtü gene kapatırız üstüne. Kapatalım. Film örtü şu alttaki gibi. Yok, bunlar film örtü. Bunlar streç kağıdına benzer birazcık. Bantın nefes farklı. Alır. Nefes alır, değil mi? Evet, hipoalerjenik yani alerji yapmaz. Bu bir tür yarı bantının büyüğü. Bu biraz büyük şimdi. Tamam, bu ondan şekilde kapattık. Kaç gün böyle kalacak? 2-3 güne kadar böyle kalabiliyor. Bu arada hasta 2 saatte bir gün hareketlerini yapıyor. Tabii.